Çok geldiler bugün. Benden ziyade kayınvalidemin üstüne çok gelmişler. Çok geldiler aynen. Yani gerçekten izlediğimde şu an daha iyi anlıyorum. Çünkü kayınvalidem bundan memnunsa ben de memnunum. Hani bu ne mecburiyetten... Siz ikinci katta, siz evet, üçüncü kattasınız. Evet. Gelmişken de çıkar. Hani daha sonra inemeyeceği için evet. Çıkarken anne merhaba ne yapıyorsunuz falan. Niye mesela sen göndermiyorsun? Ama herkese sorun oldu ben... yani çünkü kendileri yapamadığı için. Kıskandılar bizi. Bence Gülcan annem asla öyle bir şey istemez. Her anne istemez ama benim kayınvalidem ister. Çünkü onlar demek ki çok rahatına düşkün. Çocuklarına sevgileri o kadar yok canım. Hayır rahatına düşkün ben. Evlendirmişim onların özeline saygı duyuyorum. Özeline onların hayatına saygı duyuyorum. Ya illa da ben demiyorum. Siz öylesiniz şu hayır, an. Hayır, tamam, illa da ben demiyorum. Siz ama beni hiç anlamadınız. Her gün. Yani şimdi gelininiz yemek hazırladı diyelim. Oğlunuza dediği gibi indi aşağı, siz onu lafa tuttunuz. Yemek gelmedi, yemek soğudu, bekledi. Hiç düşündünüz mü onun psikolojikman şey olan, duygusal olarak ne beklediğini? Onlar zaten telefonda konuşup anlaşırlar. Yemek hazırsa direkt yukarı çıkar zaten. Yemek hazır değilse aşağı iner, beraber yeriz. Yani hep beraber. Mesela kayınvalidemin evinde yiyeceksek yemek, bu belli aynen. Önceden. Mesela o yüzden diyelim ki ben de o anda oradayım. O yüzden de eşim gelirken uğruyor oraya. Oğlu da orada olabiliyor, ben de orada olabiliyorum. Ya da evdeysek de annesini babasını sorar, yanlarına bir uğrar çıkar. Hani burada ne mecburiyet var ne bağlılık ve ben şu kadarını söylüyorum Onur Bey. Şu anda hiçbirinin çocuğu yok. Bir tek benim var gelinlerden. Ben bazen kayınvalideme espri yapıyorum. Şimdi biz oraya çatı katı ve hiç bina yoktu yani o çatı katında. Sıfırdan yapıldı bizim için evleneceğimiz zaman. Ben hep diyorum ki anne diyorum kendi oğlum için bir kat daha çıkarız değil mi diyorum Kerem için. Ben onu ayrı bir yere gönderemem ne olur. Diyor, evet. Oğlum da burada otursun. Kat çıkmak ne demek? Eski geleneksellerde şey olurmuş ya, yan yana odalar olurmuş mesela. Aynı onun gibi bir üst kat daha çıkalım, bir kat daha çıkalım. İlaydıcımlar. Ben onu tabii ki izni varsa... az önce işte Semra teyze dedi ki gelinin bakalım kabul edecek mi? Etmezse ben tabii ki saygı duyarım ama gönlüm ister. Ama en çok bence Semra Hanım ister alt üst oturmak. Kesinlikle. Ya onda da bir anahtar. Bir de kızmış orada Gülün teyze. Hele ki çocuk olduktan sonra ben çok daha fazla isterse daha yakın. Ki aranızda 15 kilometre var. Bildiğim dün öyle evet. Bir şey söylemiştim. Ya o yüzden bence ister. Değil mi Semra? İsteseler giderim. Gitmem deme. Boşumuzun üstünde yerim var tabii ki ama... Çocuğum olunca hiç durduramazsınız hayır, beni. Ben zaten senin hayatım boyunca hiçbir zaman durdurmam ama alt üst oturmak istemem. Servetinin aynı binada oturmak kötü mü olur? Çok isterdim. Diz dize, baş başa ama Gizem'i ne yapacak? Uykusu var, kedisi köpeği var. Aman benden uzak olsun. Gerçekten mesafe biraz da olsa mesafe olması gerçekten güzel bir şey. Özlüyorsun bir kere ya. Mesela ben görmesem duramıyorum bir hafta. Hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim diyorum eşime. Alt üst olunca böyle mıç mıç istemezdim. Biz de bir gün görmeyince özlüyoruz. Lider ve kayınvalidesi mıç mıç mısınız? Mıç evet, mıç ne demek kız geldi ilk gün dedi ki ben kocamdan çok kayınvalideme aşığım dedi. Bana göre... Ama o en başında. Onur Bey, ayrı bir yerde otursam mesela bazen düşünüyorum ne kadar sıkılırdım. Belki bu yapıyla da alakalı. Ben kalabalığı seven bir insanım. Yani yalnızlığı sevmem ben yani kim yalnız severim. Başıma. Kim bakacak çocuğa? Yemeği kim yapacak? Çamaşırı kim toplayacak? Ama zaten beraber bakıyoruz. Ya, yani ben ev hanımıyım. Ev ben de bakıyorum çocuğuma. Yapıyor. Hani çalıştığımdan değil. Size dedim ya ben otururum o kahvemi yapar getirir. Kendisinden beraber oturur karşılıklı iş içeriz. Yapa yapa yorulmuş dursun kahveyi de getirsin güzel. Yapacağız tabii ki işimiz yani. Bu ev hanımıyız biz. Çalışan değiliz. Evde de işimizi yapacağız. Hiç yaptırmayız. Kızlar da öyle. Aa, tabii vallahi. Canım tabii kayınvalideler. Yaptırır mıyız lan hiç? Tabii. Hiçbirimiz bence bir şekilde kayınvalideler evlendikten sonra oğullarıyla daha yakın hani alt üst olmasa da daha yakın mesafede oturmayı tercih ederler. Kesin. Hem gelinlerine daha yakın olayım. Bir şey sorabilir miyim? Siz oturur musunuz alt üstü? Ben otururum. Otur. Gerçekten olsun mi? Ben otururum. Ama zor bir şey. Helal olsun. Yok kesinlikle. Ben otururum. Bence zor. Annenizle değil kayınvalideniz. Ben onunla da otururum. Yani bir tanısam kayınvalidim gerçi. İnşallah. Öyle biri olmadı şu an. İnşallah o günlerde olur. Şimdi ikinci VTR'imize geçelim. Efendim gelinler ve kayınvalideler birbirlerinin hangi konuda dürüst davranmadığını düşünüyor? Ay, İddialı bir VTR. Haydi izleyelim. Kayınvalidenle hangi konuda birbirinize dürüst değilsiniz? Annem maddi anlamda böyle çok güçlük çektiğini düşünmüyorum ama öyle gösteriyor ki benden bir şey istemeyin. Annesi çok baskı yapıyor. Kızım bebek kendi annesi. Aslında ben de onu yapmak istiyorum ama yapmıyorum ki
Şimdi bir yerden baslar. Bir de ben çok istiyorum tabii ki. Şimdi Onur Bey, kayınpederim öyle söyledi. Yazlığı senin üstüne yaparız dedi. Ondan sonra sabah ben daha uykudan yeni uyanmışım. Hadi kızım gidiyoruz dedi. Sen arabayı çekerlerse vesaire isterlerse bir yere alırsın. Ben tabii bu işlerini halledeceğim. Tamam. Gittik beraber. Kayınvalidem de lobiye girmiş diş fırçalama yani hazırlanıyor. O da gelecek sanıyor. Kapıya çıktım diyor. Siz yoksunuz. Ondan sonra geldik. Yazlığı aldık. Biraz burnumuzdan geldi. Kayınvalidem çok üzüldü. Mesele dedi benim üstüme olması değil. Ama sen dedi böyle bir söz vermiştin ve bana orada çok yüklendi. Sen nasıl demezsin baba annemi de alacaktık. Annemin üstüne yapacaktık nasıl böyle gideriz diye. Bir dakika kadını evde mi bıraktınız? Evet. Ya kayınpederim beni alelacele hadi gidelim deyince ben de çıktım gittim ama yani. Ama şimdi o kayınpederinle ilgili bir şey. Şimdi orada da kayınvalidem bana dedi ki işte kızım olsa beni düşünürdü dedi. Sen nasıl demezsin baba nereye gidiyoruz annemi de alacağız. Hani onun üstüne yapacaktın diye. Mesele Allah dedi benim üstüme olması değil. Kimin üstüne yapıldı o? Babamın üstüne babam kendi üstüne yaptı. Bazen ben hani üzülmeyeyim diye daha farklı da davranabiliyor. Ya da atıyorum kötü bir şey duydu. Onu bana söylemiyor sırf ben üzülmeyeyim diye. O yüzden bana tamamen şeffaf olduğunu düşünmüyorum. Yani onu kıskançlığa itecek bir durumda asla ona dürüst olmam yani. Yani onu hani üzecek, kıskanacak. Mesela bana diyor ki ikiz kızları var ya görümcelerim evet. Yani kızlarımla oğlum Servet bir yana sen bir yana. Siz inandınız mı? Ben Gizem'e diyorum ki üç tanesi bir yana sen bir yana. Evet. Onlardan daha üstünsün diyorum sen canımsın diyorum. Gizem ona inanmıyor. Ben de aslında doğruyu söylemiyorum gibi geliyorum. Şok şok şok. Avuçlarım terledi. Ama şimdi önce bir İlayda'dan başlamak istiyorum. İlayda, annen torunu istiyor. Evet. Kayınvaliden de istiyor. İstiyor. Hatta kayınvaliden demiş ki ama daha yapma ben bir gezeyim tozayım edeyim. Zaten sonra gezecek tozacak zamanım olmayacak. Hani seni üzmemek adına aslında sana dürüst davranmamış. Aslında istediği şey şu anda torun. Ben zaten kimseye güvenerek bir şey yapmam. Yani çocuk hiç yapmam. Şu an... Kariyerimin çok başındayım. O yüzden yapmıyorum. Annem de bana kendisi dedi ki... Hatta ikiz olsa keşke... ikisi bir anda çıksın. Ondan sonra ortadan... büyür giderler. Ben bakarım ben emekliyim zaten. Hiç anne öyle diyorsun. Sen de bana baskı yapıyorsun. Diyor baskı hiçbir zaman yapmadım. Gerçekten yapmıyor yapmadım. Baskı? Ama vallahi ben sürekli çocuk... Bu bir baskı değil ama annen kadar sürekli söylemiyorum. Ben sana hep söylediğim ki olursa, hani olursa ben bakarım diyor. Hep olursalar hiçbir zaman hemen diye ne oğluma ne gelinime söylemiyorum. Yok ben zaten kimseye güvenerek yapmam da. Şimdiden sonra çok daha rahat söylerim. Şimdiden sonra daha çok söyleyeceğim. Siz de ama böyle bir maddi konuda... Hani ben emekliyim, bende bir şey yok deyip aslında varmış. Ya şimdi emekli olmam, Mart ayından beri emekliyim Onur Bey ya. Daha kaç ondan ay... önce de ondan bu beri de buradayım. Oradan beri de buradayım zaten. Anne, bir şey görmedim daha bir diyorsun. Bir şey görmedim ki. Aldığımı da inanın daha borçlarım var, borçlarımı ödüyorum. Annemin evine geldim, yerleştim. Ben Antalya'da yaşadım bir dönem. Kızın üniversitesi bitti falan filan. Kendi evimi dağıttım, zaten kiradaydım. Bir tane eşyam bile yok artık. Bavulumu aldım, kendi bilir. Bavulumu aldım, çıktım ben. Annemin evine yerleştim. Annemin evi yılların evi. Bir koltuğunu yeniledim. Hala onu taksidi ödüyorum. Yani ne var da yok. Gerçekten evi vardı. Dağıttı yurt dışına çalışmaya gitti. Tamam. Euro ile maaş alıyordu yani. Ay, alıyordu. Parası vardı. Sonra buraya geldi. Zaten annemin sertifikaları falan olduğu için güzel işi yerlerinde başlayabildi. Gitti zaten yani. Maşallah. Maaşı da güzeldi. Var mı euro muro hala? Yok Onur Bey ya. Bitti. Gitti. O söyledi evlenmeden öncekileri söylüyor. Sen de bayağı eskisini evlenmeden söylüyor. Evlenmeden önceyi söylüyor. Ya sanki orada kazandım. Kaç ay çalıştıysam kazandım. Hiçbir şey yemedim. Benim hiçbir ihtiyacım yok. Hiçbir giderim yok, hiçbir çocuğum Onur yok. Bey, bir şey aldığımı cebime koyuyorum zannettim. Biz düğün yapacağız, çok zorlanıyoruz. Gülcan annem ne yapıyor? Hera köpeği, onun pasaportunu çıkartmaya çalışıyor. Kimin? Hera'nın. Vallahi çıkartıyor. Yurt dışına giderken bunlar nişanlılar da bir düğün niyetine girdiler. Benim köpeğim ve kedilerim var. Ben nereyse onlar da oraya. Tabii. Ben bakamıyorum, al sen demem. Direkt bravo. Ne
Boğazım, inanın yeminle size boğazımdan kestim. Evet. Dedim ki köpeğim de benimle gelecek, onların kan tarihleri, pasaportları. Tabii, dünya kadar zaten aşırı her sene yapılması. Masraflı da bir şey. Masraflı da bir şey. Tamam, yemedim, işte, içmedim. Olmasa olmazdı ben Onur Bey. Kenardaki paradan değil Onur Bey, veya birinin parasından değil. Boğazımdan kesip de yaptım. Onu söylemeye de hakkın olmadığını düşünüyorum. Hayır Onur Bey, olmasa olmazdı mesela. İşte orada. Mesela yani. Biz düğün yapacağız, ihtiyacınız var mı yani? Mesela orada Hera'nın işte pasaportuyla uğraşıyor. O zaman bize de bir şey sor anne. Ne oldu? Hani mesela ne yaptınız? Bu kadar bu çocuklar çalışıyor, çabalıyor. Yapamıyoruz, altından artık ama kalkamıyoruz. Hani köpeği de onun evladı gibi. Evladım mı? Yani onun ben inan gidiyorum deyip kızından, o kızların ama burada, oğlundan ama ayırt buradaydı. Etmiyordur. Hayır, buradaydı ve bakılıyordu yani. Kızı da burada sonuçta. Ama bir şey değil. Köpek bak, yani hayvan sevgisi böyle bir şey değil. Tamam. Bence içeriden bile öte olsa ben onu anlarım. Hüma'nın yanındaydı yani. Olsun. Köpek bir yerde değil ya da başkasına sahiplendirir. Öyle değil.